Popstar Alaturka'ya tekrar hoş geldiniz. Son ikide olan yarışmacılarımız Ercan ve Mehtap biliyorsunuz. Ercan biraz evvel şarkısını söylemişti. Aday numarası 105. Eğer Ercan'ı destekliyorsanız 30.04'e gönderiyorsunuz. Sırada Mehtap var. Söz Ayşe Egesoy'da. Evet Osman Tan, sırada Mehtap var. Biraz önce 105 Ercan'ı dinlemiştik. Şimdi 104 Mehtap geliyor. Sözler Sedat Erdoğdu, beste Sinan Özşeker, makam Nihavent Çingenem. Tebrikler Mehtap. Şöyle alayım seni. Bakalım jüri üyelerimiz neler diyecekler. Armağancığım yine seninle başlayalım. Mehtap giderek daha mı kalınlaşıyorsun? Ne oluyor? Yok Armağan Bey vallahi tam tersine. Bir haftadır da hiç yemek yemiyorum. Sadece salata yiyorum, rejim yapıyorum. Ama işte hiçbir şey yememek iyi bir şey değil. Benim diyetisyenim Gülgün Uzun öyle diyor. Yiyeceksin. Daha böyle kalın gözüküyorsun. Yok Armağan Bey sizin diyetisyeninizi öğrenecektim zaten. Siz gramla yiyorsunuz ya. Evet, gramla yiyorum. Evet, ben de aynısından yapmak ben istiyorum. Ben gram kendimi tartmıyorum, yiyeceklerimi tartıyorum Mehtap. Sen her gün kendin mi tartılıyorsun? Yok, yok ondan değil. Peki, Ebru Hanım başında bir ritim sorunu mu oldu şarkının girişinde? Bana mı öyle geldi? O biliyordur geldi? Zaten canım. Değil mi? İlk girerken bir ritim sorunu oldu. Ne oldu? Geçen sefer de olmuştu. Geç girdi. Geç mi girdin? Evet, evet, doğru. Şarkıya. Biraz geç girdim. Bu sefer sözleri unutmadım, geç girdim. Ya mutlaka bir şey yapacaksın yani. Mehtap, ben çarşamba günü Ankara'ya gittim. Evet. Her yerde senin afişlerin var ama hala 112 hızır acil yazıyor. Bu yarışmada 112 varsa herkes oyları ona yolluyordur ha. Yok değil mi Osman Tan Bey? Oradan yani şanslıyım. Ama peki niye değiştirtmiyorsun? Hatırlat bu arada sen aday numaranı. Efendim aday numaram 104. Japonya'dan. Yok bu sefer Japonya'ya Mehtap. Kadar. Gelmedi değil mi Japonya'da? Mehtap. Güney Afrika'dan. Bak demin diyecektim ki. Demin diyecektim ki. Bu yarışmaya geldiğinden beri ilk geldin böyle. Hani böyle daha efemini. Hani daha bir kadınsı oldun. Efendim aday numaram 104. O kadar değil Arba Bey. Söyle. Daha böyle hanımefendi. Evet. Ha, söyle. Efendim aday numaram. 104 lütfen 30.04'lere gönderir misiniz? Çok memnun olurum. Mehtap. Böyle hani daha böyle şey böyle hafif yürüyerek efendim aday numaram hani. O da Banu Alkan gibi oluyor olmuyor o zaman. İşte Banu Alkan gibi sahnede hani daha kadınsı olmak lazım. Hani, efendim aday numaram 104. Ha, öyle olma hadi. Daha, nasıl yapması gerekiyor? Daha onu bilemem ben. İşte göstersin. Hadi, bir göster. Daha böyle hanımefendi yürüyerek. Abilerim, ablalarım. Bak. Efendim aday numaram 104. Lütfen destekleyin. Mehtap sen böyle pavyonda da şarkı söylerken abilerim, ablalarım şimdi sizin için bir şey öyle mi başlıyordun? Nasıl? Hoş geldiniz diyorum. Ha işte. Şimdi niye burada abilerim, ablalarım? Evet, abi. Vapurda bir şey satar gibi. Fakat gergin bugün. İlk defa ben bu kadar gergin gördüm gergin seni. Gergin misin? Belli. Her tarafını çekiştiriyorsun. Evet, çekiştirme. Sinirimden çekiştiriyorum. Ne? Şeyimden, sinirimden. Gerginliğinden. Mi? Yani Ercan'la ikimizi kalmasına işte iki arkadaş. Geçen sefer de Adnan'la kalmıştık. Evet. Üçümüz ha. İyi arkadaşız yani onun için. Ondan. Evet. Ha, devamlı çekiştiriyorsun. Burayı orayı bak. Çekiştirme. Rahat ben dur. Ben böyle aslında biraz daha Armağan Bey daha rahat kıyafetleri seviyorum da dar olduğu zaman rahat edemiyorum fazla. Niye giydin bunu? Bu da bir görüntü olarak çok güzel. Güzel de seni biraz kalın göstermiş. Evet doğru söylüyorsunuz. Niye giydin o zaman? Elenmezsem
Bundan sonraki kıyafetim bu güzel. Ha bugün iki kıyafet. Yok ikincisi var. Oo. Parayı buldun galiba sen. Sponsorlarımız sağ olsun. Saçın da güzel olmuş bu hafta. Beğendiniz mi Armağan Bey? İlk defa. Vallahi çok güzel olmuş. Kestirdim o yüzden. Böyle daha iyi oldu. Gene mi? Ya of ya. Gene mi? Ya, ama şimdi böyle mi olur? Kestirdim o yüzden diyor böyle. Görüntü olarak idare ederim de ağzımı açmasam daha iyi olacak. Yok, bence senin bütün büyün burada zaten. Hani görüntü, biraz daha böyle hani daha biraz kadınsı olsan daha iyi olacak da. Ama görüntü, bu konuşmalar, sahne hakimiyeti olağanüstü. Teşekkür ederim. Bir de ritmi yakalasan şarkılarda bak o zaman ne olacak? Şimdi bu gece kulaklığın tekini çıkarttım, ondan oldu. Aman, bir denk getiremedik. Bir takıyorum, bir çıkartıyorum, bir takıyorum, bir çıkartıyorum. Mehtap kaç haftadır denk getiremedik şu kulaklığı? Bir denk getiremedim ayarın ikisini. Taksam mı, çıkartsam mı bilmiyorum. Hiç denk gelmedi, 32 i̇şte haftadır. Vallahi öyle. Armağan Bey kaç hafta oldu? 21 hafta değil mi bu gece? 20, ne bileyim, Ercan'ın babası 32 dedi, 32 22, kaldı. 22. 22 mi? 22 haftadır denk gelmedi o kulaklıklar. Evet. 21 mi oldu? Orhan abi 21 diyor. Bence Mehtap'ı Mehtap'a bırakmak lazım. Sağ ol hocam. Kendine has olduğu için bazen bulutlar örter, bazen bütün haşmetiyle çıkar. Mehtap doğal bazen olarak okuyor diyor Orhan hocam. Olmadı. Bazen gerçekten okumuyor diyor. Ve kıyafet de yakışmış. Sağ ol hocam. Siz de bugün çok acaba ayrıca mi? Çok şıksınız. Sevim ablam gerçekten o çiçekler falan harika olmuş. Gerçekten çok güzel. Berhudar ol. Sağ ol. O çiçek her hafta var. İlk defa mı gördün? Yok, bu geceki kıyafet çok güzel. Kravat falan harika yani. Sağ ol. Teşekkür ederim. Berhudar ol. Sana çok yakışmış. Buna ne deniyordu? İspanyol. İspanyol. Flamenco dans yapanlar da ayrıca bu giysileri giyerlerdi. Ve ben İspanyol müziğini çok severdim. Ve İspanyol paça giyerdim. İspanyol paça erkeklerde çok ilginçtir. Yıllar yılı giydim. Paça 36 santimdi. 32 veya 36. Köşeyi dönerken benden önce dönerdi paçaların köşeyi. Çok evvel o paçaların ucuna kurşun koyarlarmış. Yani tam bütün halinde dönsün diye. Ben kurşun koymadım ama yıllar yılı İspanyol paçayı bilirim ve giydim. Çok da güzel bir şey. İspanyol karakteri çok güçlü olan bir müzik yapısına sahip ve zaten kökeninde Türk'le Arap var onun biliyorsunuz, Endülüs var. Evet. Yani yakışmış. Bir anda onu hatırladım da bir zaman İspanya'ya gittiğimde de başımıza neler gelmişti, o da ayrı konu. Yani Mehtap kendine has birisi. Mehtap bazen şaşırıyor ama son derece kendinden emin, şaşırmasına ne rağmen morali bozulmuyor ve evet, gerekeni yapıyor. Ve her şeyi düzeltiyor. Sahne bir de o görselliği çok önemli şekilde, görselliğin en büyük unsurlarından bir tanesi bu. Kendine olan güven ve sahnedeki görünümün etkileyici olması. Mehtap'ta bu fazlasıyla var. Onun için Mehtap'ı Mehtap'a bırakmak lazım diye söyledim. Gerçekten öyle. Yine tebrik ediyorum tabii. Her ne kadar sözlere bazen erken girdi, bazen geç girdiyse de böyle bir icraat oldu. Seslere baskısı iyiydi ama yine. Peki öyle. Yani Mehtap dediğin gibi çalışırsa çok daha iyi olacağına inanıyorum. Peki. Teşekkür ediyoruz Ebru Hanım. Yolu açık olsun. Mehtap'ı. Kendin yani seni sana bırakmak lazım. Kusura bakmayın. Bir şey aklıma geldi de o yüzden. Özellikle de sizin söylediğiniz bir şey aklıma geldiği için gülüyorum. Öyle mi? Aha. Peki. Neyse aramızda. Tamam, hatırlatırsınız. Hayır, beyin yoluyla ben size şimdi gönderiyorum elektrikle. Siz anlıyorsunuzdur ne demek istediğimi. Anlıyorum. Ama Allah yolunu... Aile var, özür dilerim. Konuşmalarınıza dikkat edin. Yok, kötü bir şey söylemedim. Yok, aileleri rahatsız edecek bir durum olmadı. Yok, gerçekten olmaz. Ben yanıldım. O da mı oluyor? Hayır, evet. Yayında olmuyor en azından. Evet. Yolun açık olsun. Allah her şeyi gönlünce versin ama gerilmene gerek yok. Onlar botoksun eseri olsa çok gergin duruyor olma.
Yok öyle. Biraz var bugün. Sen o kadar güzel bir kızsın ki senin ne botoksa ihtiyacın var ne hiçbir şeye. Teşekkürler. Çok düzgün bir fiziğe sahipsin. Hiç botoks falan yaptırma. Bak sen kaşımın şu kısmında bir yarık vardı. Ya boş ver kaşımı. Kaşınla sevsinler, çizginle sevsinler. Hiç önemli değil. Yaptırma bence. Biraz daha güzel gözükmek için yaptım. Sen çok güzelsin zaten. Teşekkür ederim. Ama bir şey söylemek istiyorum. Eğer zayıflamak istersen program sonrasında mutlaka Sevim ablanı bul. Çünkü tamam. O bu konuyla meşgul bu sırada. 6-7 kilo verdi. Bir hanımefendi var. O gerekeni yapıyor Müge Hanım. Harika zayıfladı ve devam da edecek. Hatta benim de yağımı ölçtüler. Yani bir alet varmış. Tutuyorsunuz yandan. Kilom 94.3 kilogram. Yağ beden yani bedenimde ne kadar yağ var diye. Yokmuş yağ. Hep kasmışım. Onu söyledim. Ve hoşumuza gitti tabii. Evet. 94 kilo olmama rağmen yani yağ yokmuş. Adeleymişim falan. Ama tabii benim kafam 12-13 numara. Şapka bulamıyoruz bazen giymemiz gerektiğinde. Sanıyorum kiloların birazı da oraya gidiyor. Yani neticede Sevim ablan bu konuda sana son derece yardımcı olur. Eğer zayıflamak istersen. Evet istiyorum. Çok iyi olur. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Mehtap mutlu musun bu yarışmaya katıldın diye? Evet çok mutluyum. Gerçekten 21 haftadır. Yani ben çevremdeki herkese de söylüyorum. Ya diğer popstara mutlaka katılın diye. Yani yeni yayın dönemindekine herkese. Kendine güvenen bütün mesela Ankara'da aynı çalıştığım arkadaşlarıma herkese de tavsiye ettim. Şunu hani mesela benim hayatımda biraz değişiklikler oldu ama. Ne oldu? Hani çok faydası oldu yani bana. Yani çok güzel sazlarla artık yani yine çalışmış olsam da yine aynı şekilde. Öğrendim yani repertuarımı değiştirdim. Görüntümü biraz daha farklı. Her şeyi öğrendik burada. Evet öyle oldu. Hayatın değişti aslında. Tabii. Çok güzel oldu. En azından bir de yani şeyi aldım. Gece uykusu uyumayı öğrendim 4 aydır. Yani. Çünkü sen gecede 6 tane sahne yapıyordun değil mi eskiden? 6 mı 10 mu? 6 sahne sabah ezanında ben eve gidiyordum uyumaya. Peki. Evet Mehtap'cığım aday numaranı bir kez daha hatırlat istersen. Aday numaramız 104. Efendim 21 haftadır desteklediniz. Oylarınızla, kontürlerinizle, SMS'lerinizle bizi bu kadar haftalarda burada kaldık. Türk halkının sayesinde. Yine son bir haftamız kaldı. Eğer bu gece de elenmezsem, önümüzdeki haftaya final oynarsa inşallah kazanmak istiyorum. Açıkça da söylüyorum Armağan Bey. Yani yine desteklerinizi, şu anda benim sesimi duyan herkes, gönderen herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, Mehtap'ın aday numarası 104. Artık oy vermek için son dakikalar sevgili izleyiciler. Lütfen destekliyorsanız Ercan'ı 105'e, Mehtap'ı destekliyorsanız 104 yazıyorsunuz, 30.04'e gönderiyorsunuz.